Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size ülkemizde çok karıştırılan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım. IFF sistemi, yani dost düşman tanımlama ve Lincoln altı nedir diye bir video yapmıştım daha önce ama o videonun sesi çok kötü çıkmış. O yüzden ben o videoyu kaldırdım daha sonra. Biraz daha iyi bir mikrofonla o videoyu bir daha çekeyim dedim. Öncelikle bir iki tane soruya cevap vermek istiyorum. Ondan sonra konumuza geçeriz. Çok sormuşsunuz, teşekkür ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bir önceki videoda Levent Özgül kimdir diye kendimden biraz bahsetmiştim de bahsetmediğim bir yerler varmış meğerse. Çok mail aldım bununla ilgili. Teveccüh gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Onları da kısaca geçeyim. Şu an günümüzde ne iş yapıyorsunuz? Yani askerliği bitirdikten sonra ne yaptınız ve günümüzde ne yapıyorsunuz diye çok sormuşsunuz. Onu çok kısa anlatayım. Arkadaşlar ben askerden döndükten sonra... Eczacıbaşı Holding'e girdim. Orada da bakımcıydım, bakım sorumlusuydum. Bakım şefi olarak çalıştım. Eczacıbaşı'nın Az Kaynak diye bir şirketi var. Yani %50'si Eczacıbaşı Holding'in, diğer %50'si Lincoln Electric, Amerikalıların. Orada bir süre orada çalıştım. Sonra işte kendi işimi kurdum. Kendi şirketimi açtım. Orada çalışmaya devam ettim. Zaten ondan sonra başka bir yerde de çalışmadım. Orada ben işte birkaç tane patent aldım. Patentler buldum, icatlar buldum. Dünya Patent Enstitüsü'nün patenttir diye onayladığı işte ağır sanayiyle ilgili, şimdi konumuzun çok dışında. İşte elektrikli süpürgelerle ilgili, vakum makineleriyle ilgili üretimler yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam 49 tane ülke ihracat yaptım falan. İşte uzun zaman o işi yaptım. Şimdi günümüzde de bu gene elektrik motorları üretiyoruz. Özel elektrik motorları, yani bu butik tarzı bir iş. Yani butik tarzı dediğim şu, yani siz terziye giderseniz ölçünüzü alır, size özel yapar ya kıyafetinizi. Bu da böyle, müşterimiz ne istiyorsa. Mesela örnek olarak ağırlıklı olarak bu hastanelerin, işte pastanelerin, dükkanların otomatik kapılarını açıp kapayan motorlar var biliyorsunuz. Günümüzde onların üretimini, tasarımını yapıyoruz şu anda. Bir de elektrikli motosiklet fabrikası açmak için bir videoda bahsetmiştim. Devlete başvurmuştuk. Bir arazi tahsisi çıkacak. O çıktı da şu an ekonomik biraz çok iyi olmadığı için onu bekletiyoruz yani. İnşallah Allah nasip ederse ileride elektrikli motosiklette ayrıca üreteceğiz. Yani yaptığım iş bu. Bir de çok sorduğunuz bir soru var ama yani neden merak ediyorsunuz bilmiyorum da çok üstünü kapalı onu da anlatayım. Yani kendinle ilgili beğenmediğin bir yönün var mı diye soruyorsunuz bana. Maalesef var bu. Yani bunu da utanarak söylüyorum. Yani sakın benim gibi olmayın yani. Siz sordunuz diye söylüyorum. Yani ben biraz daha çok isterdim kendimde. Bu korku duygusunun daha ağır basması isterdim. Çünkü korku insanı hayatta tutar. Bir şey olduğu zaman kaçarsınız, kurtulursunuz. Geri gelir, işte alttan alırsınız, geri kaçarsınız falan. Bu çok hayatta tutan bir şey insanı. Bana o yüzden ben çok ölümden döndüm. Yani böyle gereksiz insanları, gereksiz efelenmeler falan yaptığım zaman. Yani bir gün inşallah bir çukuru doldurmam yani. Bu kötü, çok kötü bir özelliğim. Kesinlikle beni örnek almayın diye özellikle söylüyorum. Yani korku bence bir insanda çok fazla olması gereken bir duygu. İnsanı hayata tutan, beladan, her şeyden uzak tutan bir şeydir. Tabii diyeceksin hiç kimse korkmuyor. Korktuğum insanlar var tabii canım. Olmaz olur mu? Mesela Seda mesela. Seda'nın bir cezalandırma yöntemleri vardır arkadaşlar. Yani hiç... Konuşmaktan istemiyorum yani, hayatı zindan ediyor bana bazen. Seda sağ olsun. O yüzden yani pek bunları örnek almayan, dediğim gibi korku çok faydalı bir duygudur. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Şimdi konumuza dönersek arkadaşlar, şimdi Lincoln 16'yı size izah etmeden öncelikle şu IFF, yani Identification Friend or Foe denen, ülkemizde bütün dünyada böyle şehir efsanelerinin doğmasına sebep olan bu Eli Oktavalı, televizyonda Eli Oktavalı dediğimiz grubun, bence ben bunu da patentini almalıyım ya, Eli Oktavalı cümlesini. Yani bu bilet kullanmaya başladı. Şimdi bunlar çıkıyorlar televizyonlara veya Twitter üstadları diyorlar, dost gördüğümüz uçağı ateş edemeyiz. İşte NATO uçakları birbirini vuramaz. Amerika kendisi vuracak bir silahı hiçbir ülkeye satmaz gibi. Gerizekalı cahil konuşuyorlar. Bunlar ya yalancı, yani ya bilerek söylüyorlarsa yalancı, bilmeden söylüyorlarsa gerizekalı. Bak çok özür diliyorum. Daha kibar söyleyemiyorum bunu. Yani ben mesela kalkıp şu anda bak, benim takipçiler arasında doktorlar var, cerrahlar var. Ben gidip diyebilir miyim ya? Mesela kalp nakli şöyle yapılır. Yani hiçbir eğitimim yok, doktor değilim. Bunlar bilmedikleri bir konuda. Mühendis değiller, teknisyen değiller. Hiçbir eğitimleri yok. Almışlar ellerine oklavayı, çıkmışlar böyle. Yani. Saçma sapan konuşuyorlar. Bunların işte troll versiyonları var. İşte Twitter üstadı versiyonları var. Var yani. Bunlara çok üzülüyorum. Yani sizi de zehirliyorlar. Ben bir an önce bu konuya girmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben sivil uçaklardan başlayarak anlatayım.
askeri uçakları geçeriz. Yalnız şimdi bilen arkadaşlar sıkılabilirler. Ben hiç bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Yani çok basite indirgerek elimden geldiğince anlatacağım. Yani mühendisliği teknisyen dahil olmayanlara için anlatacağım ben bunu. O yüzden bilenler sıkılabilirler. Onlardan özür diliyorum. Çok basite indirgeyeceğim elimden geldiği kadar. Şimdi öncelikle sivil uçaklardan, yani hava yolu uçaklarından bahsedelim. Askeri uçakları geçeriz. Şimdi arkadaşlar, radar dediğimiz şey ilk icat edildiği zaman neydi? Günümüzde birçoğunuz radarı böyle zannediyorsunuz. Hiçbir alakası yok. Radar ilk icat edildiği zaman işte uçağa bir X ışınları gönderiyor. O ışına uçağa çarpıyor. Geri geliyor. Bir de uçağın yerini, yüksekliğini, bilmem nesini havadaki bir cismi gösteren cihaz olarak biliyorsunuz. Bu çok çok eksik bir bilgi. Çok eksik. O yüzden onu bir tamamlayalım. Şimdi radar dediğimiz şey sizin anladığınız anlamda, yani elektronik mühendisi olmayanların, elektrik mühendisi olmayanların anladığı anlamda radar nedir? Havadaki cisimleri yerini tespit eden bir cihazdır. Bu çok eksik bir şey. Bu 1950'lerde böyleydi. 60'ların başında böyleydi. Günümüzde hemen bütün sivil radarlar da olsa, askeri radarlar da olsa, bütün radarların, yani bu olmayanı da ben bilmiyorum, yani vardır mutlaka, büyük konuşmayayım da, bütün radarlarda uçağın bu ekosunu, uçağın yerini tespit eden, ekosunu bildiğiniz anlamda çalışan radarda ek olarak bir de radarın üzerinde aynı anda interrogator diye bir cihaz var. Türkçesi sorgulayıcı. Soru soruyor. Şimdi radar dönüyor böyle. Her bir 360 derece bir tur attığında sürekli gördüğü, havada gördüğü her şeye bir sinyal, ayrıca bir sinyal gönderiyor. Yani o radar ekosu, uçağın ekosunu almak dışında bir de soru sinyali gönderiyor. Sürekli havada gördüğü bütün tava taşına sen kimsin, sorular soruyor. Aynı soruyu defa her bir turda bir ki her gördüğüne bir daha soruyor. Sivil uçaklarda da transponder diye bir cihaz var. Transponder. Bu askeri uçaklarda da var ama sivildeki biraz daha farklı. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Diyelim bir tane uçak var. İşte Diyarbakır'dan kalkacak, İstanbul'a gelecek olsun. Diyarbakır'daki kulenin verdiği kodu, transponder kodunu pilot kalkmadan önce o kule hangi kodu veriyorsa bir kere uçağa giriyor. O kodu kule veriyor. Atıyorum kafadan. Şimdi yalan söylüyorum. İşte 51-84, 27-19, 15-14 bir de bir kod veriyor. Bu yalan yani. Şu kafadan atıyorum. Pilot onu giriyor. O uçağın tanımlama kodu oluyor. Yani bu ne demek? Oraya artık hangi bilgileri girdiyse pilot o kodun altına. Yani şu demek işte, ben şu sivil hava yolunun şu uçuş numaralı uçağıyım. Yalan söylüyorum şu anda. İşte şu kadar yolcum var. Şuradan kalktım, buraya gidiyorum. Beşiktaş'ı tutuyorum. Seni seviyorum. Artık ne yazdıysan o altına. Yani şu an aklıma gel. O 5184 kodunun altına pilot kulenin verdiği kodu kendi transponder'a girince o koda uçağına ait bir kod oluyor. Her kule, her uçağa bir kod verir. Yani bir kulenin aynı kodu iki uçağa vermesi diye bir şey olamaz. Ama tabii ki Türkiye'nin başka kuleleri veya dünyadaki başka kontrol kuleleri aynı kodu başka uçağa o an için vermiş olabilir. Bu başka bir şey. Onu ayrıca konuşuruz. Şimdi kafanız karışmasın. Bu uçak kalktı. Şimdi Diyarbakır'dan kalktı. İstanbul'a gelecek. Şimdi Diyarbakır kontrol kulesinin radarı her bir tur attığında şimdi bir kere uçağın ekosunu görüyor. Onu bir alıyor. Bir de radarda ne var demiştik? Ayrıca interrogator diye bir cihaz var. O da her bir tur attığında radar soruyor ona, şimdi sen kimsin diye sorduğu zaman uçaktaki transponder, transponder da cevap verici demek. O soru kendisi her sorulduğu zaman söylüyor işte, ben 5184 numaralı uçağım, 5184'üm diyor. Kontrol kulesindeki o alıcılar, yani hem uçak radar ekosunu alıyor, hem transponder'dan gelen kodu alıyor. İkisini böyle birleştiriyor, şeye veriyor. Radar ekranı öndeki teknisyen artık kimse artık ona veriyor. O da bak görüyor. Genelde yani sivil uçuşlarda daha rahat olduğu için radar ekosu dışında transponder koduyla uçağı takip ederler. Mesela 17-15 bilir onu radar operatörü. Yani 17-15 mesela atıyorum işte Sun Express hava yolları bilmem ne uçuşudur, şudur budur, onu bilir yani. O yüzden o daha kolay olduğu için genelde yani teknisyenler onu takip ederler. Bu hem radar hem de interrogator'ın bir arada olduğu bir sistem. Genelde böyledir. Bir de tabii çok pahalı bir şey yani. Aynı cihaz hem radar hem interrogator'ın beraber olması çok pahalı olduğu için. Ülke içi radarlarda, yani ülkenin içini gösteren radarlarda, onda radarda diyemeyiz aslında, cihazlarda. Radar yayın yapmaz böyle. Radar uçağın ekosunu göremez ama sadece onlara interrogator konmuş. Onlara SR radardır. Yani Samsung Rize SSR radarlar. O cihazlara sadece sorgulayıcı vardır. Interrogator vardır. Onlar şey gibi düşünebilirsiniz. İşte baz istasyonları gibi, cep telefonu baz istasyonları gibi. Şimdi bir ülkenin, yani Türkiye'nin de olsa, hangi ülkenin olursa olsun, atıyorum şu an yalan söylüyorum. İşte batıdan doğuya, kuzeyden güneye, işte güney batıdan kuzey doğuya, hangi istikamette gelecek, transit geçecek veya ülke uçuşu olsa da
belirli otobanlar vardır. Hava otoyolları vardır. Uçakları oradan girip giderler arkası. Ona slot denir biliyorsunuz. Bu SSR radarlar yani sadece uçağın transponder yayınını takip eden ucuz maliyeti, düşük maliyeti, ucuz radarlar bunları takip ederler. Yani uçakların geçecekleri yerlerin işte altına bunlar genellikle sıralı olarak konurlar. Yani şu an çok çok basit indirgeyerek söylüyorum. Yani çok iyi işi bilenler eksik anlattığımı düşünebilirler. Haklılar. Ben bilmeyenler için anlatıyorum. İşte sivil trafikteki işte sivil trafik kontrolörleri buradan bu cihazlar sayesinde uçağın transponder yayınına bakarak uçağın o an nerede olduğunu, işte hangi uçak olduğunu görürler. Bu sivil tarafı uçağın. Şimdi bir de bu sivil uçuşlarda Mod C diye bir şey var. Mod C. Ceyhan'ın C'si. Bu Mod C dediğimiz şey uçağın transponder kodu vardı ya atıyorum işte 5184. Onu ek olarak uçağın bir de irtifa yüksekliği verir. Nasıl verir? Bu uçağın 6 metresi var. Ona bağlıdır o Mod C cihazı. O anda uçağın yüksekliği de 6 metreden okur, öğrenir. Transponder yayınıyla beraber onu da yayınlar. Yani ne olur? Yani bunu niye yaparız? Yer radarlarındaki kontrolör baktığı zaman işte 5184 numaralı uçak o an nerede olduğunu görür. Artı uçağın MOTSI yayından dolayı irtifasını da görür. Bu olayın sivil tarafı. Arkadaşlar bu az önce söylediğim gibi sivil uçaklarda MOTC yayını var demiştim. Uçak irtifasını veren. Bunu aynısı birebir aynısı askeri uçaklarda da var. Onu biz askeri uçaklara MOTC demiyoruz da MOD3 diyoruz. Aynı şey yani askeri olduğunu MOD3, sivil olduğunu MOTC. Şimdi askeri tarafa geçelim. Şimdi askeri uçaklarda arkadaşlar tabii ki bir transponder, aynı transponder var yani. Aynı işi yapan daha doğrusu aynı değil de. Bir de IFF diye bir cihaz var daha doğrusu. Onu da eksik söyledim. Yani IFF cihazı, yani Identification Friend or Foe cihazı içinde transponder'ın da olduğu bir cevap verici gibi bir şeydir. Yani pek sorgulayıcıdan çok cevap vericidir. Bir kere bu Identification Friend or Foe dediğimiz şey Türkçe'ye yanlış çevriliyor. Onu anlatacağım. O foe dediğimiz şey düşman değil. Yani dost veya düşman asla değil. O çevireni de Allah belasını versin. Yani Türkçe'ye böyle yani fighter gibi, fighter uçağını işte fighter F harfine fighter avcı uçağı diyorlar ya. Yok o da böyle değil. O dost ve bilinmeyen demek. O bilinmeyen düşman olmak zorunda değil yani. Onu anlatacağım biraz. İşin askeri kısmında ise yani bu da ikiye ayrılıyor. Bir barış zamanı var. Bir savaş zamanı var. Şimdi barış zamanını anlatayım ilk önce. Şimdi atıyorum piyon gene Diyarbakır'dan havalanmış olan bir F-4 işte Terminator uçağımız Phantom uçağımız olsun. Nereye gidiyor olsun? Eskişehir'e gidiyor olsun. Şimdi aynı şekilde pilotumuz uçağın transponder'a kulenin verdiği şifreyi şey kodu giriyor. Girdi havalandı bu Phantom. İşte Diyarbakır radarı kontrol ettiği sahanın dışına çıkarken Diyarbakır kule diyor ki uçağa işte artık diyor şu an yalan söylüyorum. Ankara kuleyle irtibata geç. Benden çıkıyorsun Ankara'nın sorumluluk sahasına giriyorsun diyor. Veya demese bile zaten Ankara'daki askeri radarlar veya sivil radarlar uçağı gördüğü anda, sorguladığı anda radarda vardı ya interroge edin. Kimsin sen dediği anda o söylüyor şimdi. Ben işte Diyarbakır'dan kalktım. Eskişehir'e giden F4E uçağıyım veya işte ne girdiler sonra bilgi olarak işte askeri trafiğim, amacım şudur, görevim budur, bilmem nedir şudur. Bu açık yani kimsenin bilmesi sakınca olmayan açık bilgileri yayınlayan bir şey var. Transponder var uçakta. Bu askeri tarafı. İşte bunları ben çok basite indirgeyerek dilim döndüğünce yani bunu nasıl basit anlatabilirim onu da bilmiyorum. İnşallah yani hepinizin anlayacağı şekilde anlatabilirim. Şimdi Mod 1 diye bir şey var. Askeri uçakların transponder'ın yaptığı yayınlardan biri Mod 1. Mod 1'den başlayalım. Arkadaşlar bu Mod 1 dediği bir şey açık bir yayındır. Bu açık yayını sivil radarlar da görebilir. O yüzden açıktır. Yani askeri radarlar aslında yayın yapıyor uçağımız, askeri uçağımız ama sivil radarlar da görebildiği için bir de açık yayın diyoruz. Yani bu şu mesela şöyle çok basit bilgiler. İşte ben şu anajet üstüne bağlayayım. İşte şuradan geliyorum, buraya gidiyorum. Şudur, budur. Böyle yani gizli bir bilgi olmayan bilgiyi yayınladığımız modun ismi askeri uçak, havuç uçakları mod 1'dir. Bu açık bir yayındır. Tekrar diyorum hem askeri radarlar hem de sivil radarlar tarafından gözükebilir, görünebilir. Arkadaşlar askeri uçakların yaptığı bir de mod 2 diye bir yayın var. Bu çok önemli. Burayı dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi bu barış zamanı hemen hemen hiç değişmiyoruz. Ama sivil savaş zamanları çok sık değişir. Bu şudur. Mod 2 askeri uçakların yaptığı mod 2 yayını kriptolu bir yayındır. Sivil radarlar bunu okuyamazlar. Sadece askeri radarlar ve o uçağın dost ve müttefik olarak gördüğü diğer savaş uçakları bu Mod 2'yi okuyabilir. O da şudur.
savaş zamanı için söylüyorum. Barış zamanı pek değişmiyor dedim. Savaş zamanı şudur. Pilotun ve veya uçağın görev tanımını söyler ve belirtir ve çok önemli bir şeydir. Mesela ben şu an jet üstünden kalktım. Atıyorum kafada işte terör örgütünü PKK'yı bombalamaya gidiyorum. Şu silahlar yüklü uçakta. Görevim şudur. İşte ben işte dörtlü bir kolun 3 numarasıyım. İşte kol lideriyim, 2 numarasıyım gibi askeri bilgilerin olduğu, gizli bilgilerin olduğu ve sadece askeri radarlar ve dost ve müttefik hava unsurları tarafından gözükmesini istediğimiz kriptolu şifreli bir yayın olan yayınının ismi de Mod 2'dir. Bu çok önemlidir. Arkadaşlar Mod 3'te az önce sivil uçaklarda Mod C var demiştim ya, Mod C. Onun askeri versiyonu. Yani uçan irtifasını gösteren bir şeydir. Bu da açık bir yayındır. Yani sivil radarlar da bunu görebilir gerekirse. Arkadaşlar Mod 4 ise uçağımızın Mod 1 ve Mod 3 yayını açık yapan, açık yayınlayan, Mod 2 ise kriptolu şekilde yayınlayan sistemin adı da Mod 4'tür. Tekrar ediyorum, yani Mod 1'i ve Mod 3'ü açık yayınlayan, tekrar ediyorum, Mod 2 ise şifreyle kriptolu yayınlayan sistemin adı da Mod 4'tür. Bu IFF sisteminin bir özelliği daha var. Böyle her soruna da cevap vermez askeri uçaklarda. Yani soruyu da benim istediğim gibi sorması lazım. Mesela çok saçma bir örnek vereceğim anlatabilmek için. Mesela ben işte bir arkadaşımı arıyorum. Merhaba abi, nasılsın diyorum. Ben onu dediğim anda o şunu anlıyor mesela. Önceden biz tabii şifreleşmişiz kendi aramızda. Ben ona merhaba abi nasılsın dediğim anda, yani ona onun istediği şeyi söylediğim anda o anlıyor ki, atıyorum işte Beşiktaş Fenerbahçe 3-0 yenmiş, maç bitmiş, 3-0 bitmiş maç, anlıyor o. O yüzden IFF yayınlarında da, yani sorgulayıcılar var dedik ya, radarlarda, interrogatorlar veya uçak, havadaki diğer uçaklarda, o da benim uçağıma öğrenmek istediği soruyu benim istediğim gibi sorarsa benim uçağım cevap veriyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani her soruna cevap vermiyor. Şimdi NATO üyesi ülkeler tamam aynı şeyi kullanıyoruz, hepimiz kullanıyoruz, ama atıyorum şimdi Portekiz bir harekat yapacak bir yerde, bir tatbikat yapacak da İspanya'nın bunu bilmesi istemiyor şu an, atıyorum kafadan. Veya Hollanda bir şey yapacak da Belçika'nın görmesi istemiyor. Öncene o şifrelemeyi kendi aralarında yapıyorlar yani. Atıyorum Hollanda F-16'sı havada bilmem ne yayını yaparsa diğer Hollanda F-35'i onu ha bu o demekmiş diye anlıyor, ama Belçika'da o yayını alıyor. Ve çözüyor olmasına rağmen onun ne dediğini anlayamıyor. İşte bu çok önemli. Hep soruyorsunuz ya işte olası bir Türk-Yunan Savaşı, Türk-Yunan Savaşı diye bir şey olmayacak. Bu siyasetin gazına gelmeyin. Yani her ülkenin IFF cihazları birebir aynı da olsa o şifreyi ben mesela ne dediğimi o anlayamaz. Yani mesela ben diyorum ki abi bugün çok yoruldum ya, hemen erken yatacağım, uyuyacağım diyorum. Ben bunu dediğim anda benim kolumda uçan bir uçak, ha tamam artık işte ateş etme, bombalama zamanımız gelmiş diye anlıyor. Onu atıyor Yunan nereden bilecek? O tabii ki o dediğimi alıp çözebilir istese. Ama benim uykum geldi uyuyacağım deyince onun ne anlama geldiğini bilemez. İşte bu çok önemli. Bunu eli oklavaları anlatmadığı için Twitter üstadları aklınız karışıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani bir daha söylemek gerekirse benim bana soru soracak bir sistemin de soruyu benim istediğim gibi sorması lazım bana. Benden cevap alması. Yoksa cevap vermiyorum. Bir diğer çok benim gerçekten sinirlendiğim onu da şey yapayım. Ya geçen işte dedim ya mide kanımızı geçirmiş. Her iki günde bir hastaneye gidiyorum. Şey serum takıyorlar falan. Ya geçen gittim koluma taktılar serum. Yatıyorum yanına bir hasta geldi. Meğer sağ olsun yani yan kötü bir şey söylemiyorum. Takipçiymiş. Ya o bile şey diyor bana yattı. İşte Levent hocam diyor. Havada dost uçaklar birbirine ateş edebilir mi? Bak şimdi. Tabii sizlerde kabahat yok yani. Bu o kadar bir algı operasyonu yapıyorlar ki insanlar aklınız karışıyor. Onu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyelim Amerika'da bir tane, daha önce bu örneği defalarca verdim. Bir tane pilot Amerika'da bir F-15'e bindi. Silahlı F-15. Bomba dolu. Havadan havaya füze dolu. Top mermisi yüklü. Bomba yüklü. Silah yüklü bir F-15'i kaçırdı bir F-15'i. Bir Amerikalı pilot Amerika'daki F-15'i kaçırdı. Bak şimdi. Uçuyor. Bir tane sivil uçak gördü. Tık ateş etti. Bir de topla ateş etti mesela. Düşürdü. Bir uçağı daha düşürdü. Bir sivil uçağı daha düşürdü. İşte gitti bir tane okula bomba attı. Bir hastaneye bomba attı. Şimdi in diyorlar inmiyor. Dön diyorlar. Şimdi Amerikan hava savunma sistemleri veya Amerikan avcı uçakları kalkıp onu vuramayacak mı? Şimdi dost uçak ya şimdi. Hatta işte o harekat bir harekat var diyelim. O harekatın doğru kodunu girmiş pilot. Dost görünüyor. Şimdi vuramayacak mı Amerikan uçakları onu, kaçırılan uçağı? Bunu söyleyenler siz ne çeşit bir gerizekalısınız ya? Ya siz
Ya şu şempanzeler bile alet edevat falan kullanıyor. Yani siz biraz daha zeki olsanız geri zekalı olacakmışsınız yani. Türkiye'yi örnek vereyim. İnşallah Allah nasip etsin şey. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ı yapacağız. Hadi ürettik. Filoları doldurduk. Manyak pilot, vatan haini pilot. Kırdı kafayı, delirdi. Kaçırdı Kaan'ı şimdi. Kaçırıyor bir yere ülke ilticacı uçağımızı ve o uçakta benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gizli kalması gereken bilgileri var mesela diyelim. Onun ihraç versiyonu değil. Şimdi tersiyle döndüğünü dönmüyor. İndiriyoruz, inmiyor. İşte Türk uçağı diğer Kaan'lar veya F-16'lar neyse kalkıp onu vuramayacak mı? Türk uçağı diye. Ya siz niye halka yalan söylüyorsunuz ya? Arkadaşlar olay şudur. Bir uçağın, bir hedefin düşman olup olmadığına, vurulup vurulmayacağına makine karar vermez. İnsan karar verir. Yani siz dost gördüğünüz bir hedefe ateş de edebilirsiniz, vurabilirsiniz. Veya düşmandır o veya bilinmeyendir. Yani komutan der ki bırak ya gitsin der. Vurmazsınız. Bu insanın karar vereceği bir şey. Bir örnek daha vereyim. Hadi bu barış zamanı, savaş zamanında örnek vereyim. Yani diyelim Allah korusun savaş çıktı Türkiye. Savaş çıktı. Türkiye bir hava sahasını notamladı. Dedi ki bütün dünya yayın yaptı Türkiye. Buraya gireni vururum dedi kardeşim. Şu hava sahası notamlanmıştır şu tarihler arasında Türkiye dedi. Şimdi orada bir tane şimdi atıyorum bir ülke uçağı şimdi girdi. Bilmiyor veya biliyor. Ve tabii o anki şifreyi de bilmediği için diyelim bilmediğini varsayalım. Benim istediğim yayını yapamıyor. Atıyorum şu an yalan söylüyorum. 1, 2, 3, 4 yayını yapması gerekirken 4, 5, 15 yayını yapıyor diyelim. Şimdi onu benim sistemim bilinmeyen uçak olarak gösterir. Düşman olarak gösteremez. Ha komutan savaş hareket etmek diyor. Vurun lan şunu derse vurulur tabii. Vurulmaz diye bir şey yok. Ama belki de şöyle bir şey var. Kardeşim o belki benim uçağım adamın transponder arıza yaptı. Yayın yapamıyor veya istediğim yayını yapıyor. Veya düşman elektronik karıştırma yaptı. Benim uçağım benim sistemimle dost gözükmesi gerekirken bilinmeyen gözüküyor. Şimdi vurmak zorunda mıyım onu ben şimdi? Komutan şey de diyebilir. İşte bir iki tane scramble kaldırın gidip bakın. Yani teşhis önlemi yapın. Gidip bakın bu neymiş der. Veya bırakın bakayım nereye gidiyor bakalım der. Vurmak zorunda değilsin. Yani bir hedef dost olsa da düşman bilinmeyen olsa da vurabilirsin, vurmayabilirsin. Dünyadaki her ülkenin uçağı kendi uçakları dahil her uçağı ateş edebilir. Dost uçağı ateş edilemez diyen yalancıdır veya gerizekalıdır. Bu kadar. Bu konuyu kapatalım. Her uçakta her uçağa ateş edebilirsiniz. FO dediğimiz şey yani Identification Framework FO. Oradaki FO düşman değil. O bilinmeyen. O bilinmeyeni siz insan olarak düşman olabilir. Ya vurun diyebilirsin. Vurmayabilirsin. Dost uçağı da vurabilirsin. Az önce örnek verdiğim gibi. Adam kalkmış kaçırmış uçağı. Okulları bombalıyor şimdi. Vurmayacak mıyım onu ben şimdi? Örnek olarak Allah korusun. Yani bu. Dost uçağı kitlenemez, ateş edilemez diye bir şey yok. Lütfen yorumlarda bunu sormayın artık Allah aşkına ya. Yani şu Türk-Yunan savaşına gelirsek iki NATO üyesi ülke tabii ki yani savaşabilir ama çok çok düşük bir ihtimal. Hele Türk-Yunan savaşı ben Amerika'nın böyle bir şey izin vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'yi veya Yunanistan'ı sevdiği için değil. Olası bir Türk-Yunan savaşı Amerika için felaket senaryosudur ya. O yüzden izin vermez. Şimdi bu bilgiler ışığında Lincoln 6'ya geçelim. Arkadaşlar bu Lincoln 6 son yılların NATO yani IFF'den çok Lincoln 6'ya doğru bir kayış gösteriyor. Bu da çok mantıklı bir şey. Onu izah edeyim. Şimdi IFF'de ne demiştik biz? Benim istediğim gibi soru soranlara ben cevap veriyordum değil mi? Aslında bu aslında pek güvenli değil. Yani düşman soruyu benim istediğim gibi sorabilir. Nasıl sorabilir? Allah korusun benim kripto subayım satılmıştır. Satar bilgileri. Dünyada bunun çok örneği var yani. O harekatın o saat hadi diyelim 15 dakikada bir şifre değişiyor diyelim. O 15 dakikadaki şifreyi satmış birisi parayla. Veya satmamış ya geri zekalı cebinden düşürmüş. Birine söylemiş. İşte bilmiyorum yani istihbarata karşı koymamış. Yani düşman öğrenmiş bir şekilde benim o andaki hangi şifreyi kullandığımı. Ve o soruyu benim istediğim gibi sorabilir. Benim istediğim gibi sorarsa o cihaz otomatik cevap vereceği için bunu istemeyebilirim ben. O yüzden Lincoln 6'ya doğru bir geçiş var NATO'da son yıllarda. O da şu, Lincoln 6'yı çok kaba tabirle söylüyorum. Yani bilenler yoruma yazmasınlar, ben bilmeyenler için söylüyorum. Kapalı bir WhatsApp grubu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tane yönetici var, yönetici üyeleri atıyor ve o kapalı grupta ancak bilgi paylaşımı yapılabiliyor. Lincoln 6 antenleri sayesinde. Ya bir sürü link var. Ben şu an 16 numaralı linkten bahsediyorum. En çok kullanılan. Diyelim dörtlü bir kol var işte. Dörtlü kolun lideri bu grubun yöneticisi. Diğer üçünü atıyor. İsterse tabii üye olarak yani şey de at. Yarı radarını
grubu ekleyebilir, Avax'ı da ekleyebilir. Bu bir kapalı grupta bilgi paylaşımı yapılıyor. Yani ÜFF'de soruyu benim istediğim gibi soran herkes cevap vereceği için ben bunu istemeyebilirim. O yüzden Link 16 biraz daha güvenli bir şey. Ve Link 16'da ek olarak şey de yapılabiliyor. Mesela işlenmiş radar verisi paylaşabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Radar verisi değil, işlenmiş radar verisi. Yani ne demek? Radar, mesela ben diyelim altılı kolda uçuyoruz işte şey F-16'sına bir yere gideceğiz. Veya farklı bir formasyonda uçuyoruz. F-16'larımızdan bir tanesinin radarı havada bir hedef gördü. Gördü de mesela o balon mu, yolcu uçağı mı, nakli uçağı mı, tanker uçak mı, düşman uçağı mı nedir yani? Onu tespit etti, bir de teşhis etmesi lazım. İşte tespit ve teşhis ettikten sonra onun tamamen bütün bilgilerini çıkartıp çok basit söylüyorum. O hava hedefini tespit ve teşhis ettikten sonra, işledikten sonra o veriyi Link 16 üzerinde o koldaki bütün arkadaşlar, o kapalı WhatsApp grubu gibi paylaşabiliyor. Yani radar verisi, işlenmiş radar verisi de paylaşabiliyorsunuz Link 16'da. Bu çok güzel bir şey. Mesela bir örnek daha vereyim. Ben diyelim bu Suriye uçağını vurduk ya biz. Mesela öyle vurduk. Yani benim iPhone 16 arkada Avax var. Avax'ın menzili, radar menzili çok daha uzun, çözünürlüğü çok daha fazla, taradığı hedef sayısı çok daha fazla. F-16 kendi radar track moduna getirmeden, yani radar açık da, yani radar açmadan demiyorum, yani radar yayını yapmadan Link 16 üzerine Avax'ın radarından işlenmiş radar verisi alıyor. Bakın teknolojiyi düşünebiliyor musunuz ya? Şu kadar ufacık radarı var, şey F-16 radon var. Onu ben kullanmıyorum. Link 16'dan Avax'a bağlanıyorum. Avax'ın radarı oluyor benim radarım. Bundan hangi düşman uçağı kurtulabilir? Yani Link 16, bak Avax, bak ölümcül üçü diyorlar, bak ölümcül üçü. Avax, Link 16, Amram füzesi. Tam aktif radar değil mi? Havadan hava füze. Bu ölümcül üçü bu şekilde, yani kurtulmak çok zor. Link 16'da bu, yani işlenmiş radar verisi başta olmak üzere çok güvenli bir ve kriptolu bir şekilde sadece istediğim kullanıcılarla ben bu bilgiyi paylaşıyorum. Çok çok daha güvenli. Peki, şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Tamam o zaman hocam, işte Link 16 çok güvenliyse biz ÜFF'yi boş verelim ve hep Link 16 kullanalım. Hayır, olmaz. Niye olmaz? Mesela bir örnek vereyim niye olmayacağına. Yani bu barış zamanı mesela örnek olarak benim savaş uçaklarım, her ülkenin savaş uçakları. Sivil uçakları karışık da uçabiliyor. Mesela ben buradan mesela Amerika'ya şeye gideceğim mesela. Tatbikata gideceğim diyelim Amerika'ya. Bir sürü sivil hava sahasından da geçiyorum. Ben o Link 16 ile mi bilgi vereceğim şey yer radarını, sivil radarını? Alamazlar ki, bilmezler, görmezler diyor. Yani ben mecburen kendi transponder yayınımı da yapmak zorundayım o tip durumlarda. O yüzden ÜFF'nin, yani dost ve bilinmeyen, dost düşman değil, dost bilinmeyen sisteminin pabucunun dama atılmasına daha çok var. Tamam mı? Ben yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Anlamadıysanız veya daha doğrusu ben, kabahat bendeyse, ben anlatamadıysam lütfen yorumlarda belirtin, mail de atabilirsiniz. Aklıma da başka bir şey bununla ilgili şu anda gelmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.